Bilgiye kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın vermiş olduğu burs programlarından bahsetmek istiyorum. Üniversiteye giden arkadaşlarımız için sağlanacak olan bu burs başvurusu nasıl gerçekleştirilir ve detayları neler? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın web sitesindeyim. Burada burs programları hakkında bir görmüş olduğunuz gibi bilgi verilmiş. Burada genel olarak bakacak olursak sosyal yönü ve gönüllülük potansiyeli güçlü üniversite gençlerinin maddi sıkıntı yaşamadan eğitim hayatına devam etmesine destek olduklarından bursiyerlerin burs aldıkları süre boyunca TOK bünyesinde yer alan gönüllü faaliyetlere katılımları için teşvik ediyoruz. TOK burslarından yararlanan üniversiteli gençler ayda en az 16 saat proje ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılıyor. Üniversite öğrencisi gençlerin bir yandan bilgiye, teknolojiye, yeniliklere ulaşmalarına destek olurken bir yandan da yaşadıkları topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlıyoruz. Yani burs da arkadaşlar sizin sosyal olmanızı istiyor. Bu bursu almak için sosyal biri olmanızı ve burada belirtilen şeylere katılmanızı istiyor. 16 saat proje ve etkinliklerde gönüllü çalışmalara katılıyor diyor. Burada tabii ki çeşitli teknik detaylar mevcut. Bunları da tek tek anlatacağım sizlere. Burs yönetmeliği çerçevesinde lisan öğrenimleri boyunca devam etmektedir diyor. Yani sizin üniversite döneminiz boyunca onaylandıysa burs devam ediyor. Bursiyerlerin dönem boyunca akademik başarı ve gönüllülük faaliyetleri kontrol ediliyor. Bu durumda burs desteği ön lisans, lisans öğrenim süresince devam ettirilir diyor. Akademik başarı ve gönüllülük kriteri uygun olmadığı takdirde... ...öğrencilerin burs devam durumu tekrar değerlendirilmeye alınıyormuş. Şimdi bakın burada... 4 çeşit burs var. Trentyo eğitim bursu var. Tok Elidor kendi yolumuzda burs fonu var. Tok öğretmen çocukları bursu var ve Tok Kardelenler bonusu bursu bulunmakta. Bunlara bakarsınız arkadaşlar bizim genel olarak göstereceğimiz burs herkesin başvuru yapabileceği bursu göstermek istiyorum sizlere. Burada sıkça sorulan sorular var. Burs geri ödemeli değil arkadaşlar. Geri ödemesiz bir burs. Devam koşullarını az önce belirttiğim gibi iki temel koşul var. Burada ayda 16 saat olacak şekilde gönüllü faaliyetlere katılmanız ve not ortalamanızın 2'nin altına düşmemesi gerekiyormuş. Burs miktarı görmüş olduğunuz gibi 2021-2022 yılı akademik dönemi için 400 TL olarak belirlenmişti. Ama bu yıl bu tutar değişiklik gösterebilir. Yani bunun artacağını zaten biliyoruz hepimiz. Bu 2021-2022 yılı için geçerliydi. Bizim bu önümüzdeki süreçte 2022-2023 bursu olacak. Burada sorular mevcut. Şimdi başvuru şu şekilde yapılıyor. Web sitesine giriyorsunuz. Neler yapıyoruz kısmına tıklıyorsunuz. Burs programlarına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından burada bakın. Gençlik bursu yeni sınıf başvuru formu yani ilk defa üniversiteyi kazananlar buraya tıklayıp başvurusunu gerçekleştirecek. Eğer ara sınıftaysanız da arkadaşlar buradaki şeye tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirmeniz gerekiyor. Buradan yeni sınıf veya ara sınıf hangisi size uygunsa onu seçerek başvurunuza devam ediyorsunuz. Bir kere tıkladığımızda aynı şeyler zaten anlatılıyor tekrar. Yine neler yapıyoruz kısmına gelerek buradan arkadaşlar burs programından tıklayıp yeni sınıf kazananlar için bu başvuruyu burada görmüş olduğunuz gibi detaylar verilmiş maddi gereksinim. Burada çeşitli teknik şeyleri anlatıyor görmüş olduğunuz gibi. Burs mülakatları çevrim içi ortamda gerçekleştiriliyor. Başvuran adaylardan başvurusu olumsuz sonuçlanan adaylara e-posta yoluyla 24 Ekim 2022 tarihinde bilgilendirme yapılıyormuş. Burada forma yazmış olduğunuz bilgilerin doğruluğu ile ilgili bir tutarsızlık tespit edilirse başvurunuz iptal ediliyor. Doğru bilgileri vermeniz gerekiyor buradaki çeşitli şeyleri okuyun arkadaşlar. Ben video çok uzun olmasın diye kısa tutuyorum elimden geldiğince. Bunları okuyarak başvurunuzu yapın lütfen. Başla diyelim. Burada ileri diyoruz. Ardından okudum anladım. Onaylıyorum kısmı var ama burayı böyle aşağıya indirmeniz gerekiyor ki bunu okudum anladım onaylıyorumu işaretleyebilin. Buna da tıklıyoruz ileri diyoruz. Burada vermiş olduğunuz bilgilerin doğruluğunu ve istenildiği takdirde belgeleyebileceğinizi kabul ve teyit ediyorsunuz. Onaylıyorum diyoruz. İleri diyoruz arkadaşlar ve burada kimlik bilgileri hakkında size 22 soru soruyor. Adınızı soyadınızı girip devam ediyorsunuz. Daha sonra TC'niz vesaire soruluyor. Bunları doldurup başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Yeni burs başvurumuz bu şekildeydi. Bu bursun süresi 15 Eylül'e kadar geçerli. Çeşitli detaylar da yine bursun burs web sitesinde verilmiş. Oradan da bakıp bilgi sahibi olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni ve güncel burs haberlerinden anında haberdar olun. Hoşça kalın, iyi akşamlar.